Belediyesine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri otele aldı. Otelde ağırlamaya çalışıyor. Ama ne kadar da olsa insanın kendi hani evi gibisi olmuyor. Herkes evini istiyor. Kalıcı bir burada ne olacak, ne bitecek sonuç yok. Bekliyoruz. Biz bunların açıklığa kavuşmasını istiyoruz artık. Yani bir karamsarlık var. Tabii ki. Hani bir 6 ay dediler arkadaşın dediği gibi. Sonra bir 4 aya indi. Şimdi bir 2 ay. Acaba bu arkadaşlar yani biz hepimiz kiraya çıkınca bu ödenekler devam edecek mi? Kira ödenekleri yardımları etmeyecek mi? Herkesin kafasında bir soru işareti var. Kira da kalıcı çözüm değil. Kira zaten kalıcı çözüm değil. Herkes kendi evini istiyor. Hepimiz hani sonuçta orası bir gecekondu değil. Hepimizin resmi tapuları var. Peki çocukları olanlar, okula devam edenler nasıl oluyor? Çocukları olanlar şu anda bakın pazartesi günü okullar açılacak. Hı hı. Dört bir tarafa dağıttılar bizi. Orada bir 50 haneysek burada 20 kişi o otel. Hepimizin çocukları var. İşte listeleri hazırladık. Onlar serviste gidecek, gelecek. Çantaları o da bir çözüm değil ki. Çantaları dahi alamayanlar var evlerinden. Çocuklar okula gidecek. Formaları yok, çantaları yok. Hepsi evde. Bu afet giriş çıkış. Emlakçılar uçtu. Evet, bir de bu afet yüzünden emlakçılar da uçtu. Fiyatlar da uçtu. Nasıl uçtu? Yani 500'e olan evler Moğol Arap'a girildi. Yani biz Moğol Arap'tan geliyoruz dedikleri zaman 600, 700, 800'e kadar çıkabiliyor. Burada sıkıntımız, burada inşaattan dolayı şu anda bir heyelan riski var. Evet. Ve bu riskten dolayı insanlar evine dahi giremiyor. Ev bulanlar kira yardımı 2 aylık verilecek dedi, 6 ay verilecek dedi. Evet. Şu anda evimize girip eşya alamıyoruz. Çünkü hayati risk var. Yani burada devlet büyüklerimizden, belediyemizden, herkesten yardım istiyoruz. 120 aileyi temsilen biz buradayız. Ne yardım istiyorsunuz? Bizim istediğimiz şey en azından bir çocuk çoluğumuzun elbisesini yıkayacağımız, böyle bir oturup kalkacağımız bir yer olsun. Otelde Allah razı olsun bizi yardım ettiler, otele aldılar. Aha. Ama bu insanları mutlu etmiyor. Çünkü insanlar ne olacağını bilmiyor, tedirgin. Evet. Çoluk çocuk, yaşlı, hasta, perişan hepimiz şu anda otel köşelerinde gidip geliyoruz. Lütfen devlet büyükleri ve belediye başkanımız bize yardımcı olsunlar. Kiraya mı çıkmak istiyorsunuz? Nedir abi şu an? Bizim burada kirada, o kiraya gireceğiz, bu kiraya gireceğiz. Kiralar kalıcı bir çözüm değil biliyorsunuz. Burada ya bir an önce yani kentsel dönüşüm mü olur veyahut da bize devletin imkanlarıyla ev mi tahsis ederler? Burada bir yardım başka bekliyoruz. Başka yerden bir ev istiyorsun yani. Yani insanlara kalıcı bir çözüm. Kalıcı. Hani kira biliyorsunuz geçici bir çözüm. Tamam şimdi ben buradayım. Evet. Ben onlar burada, ona diyorum. O, akşam sizi organize etmedim. Yok yok şimdi. Ne oldu? Ama elin cebinde değil. Tamam, elin cebinde. Başkanım, en çok bölüm burası. Bakın, şu taraf. Tıkla. Kıyı çıkartmak istediğimiz zaman. İyi tamam, ha şuradan çıkarsın sorun yok. Tabii şimdi gözlemleyecekler onu. Nihayetinde burayla alakalı bir sonuca... Buralar, gördüğünüz gibi yıkılmış. Duvarlar çatlamış. Düşükler var. Oo, evin içine baksana. Evin içi gitmiş lan komple. Değil mi içine? Ha. Olmuş mu?